iyilik, güzellik. Hüdayi Nabit'in yani her yerde hiçbir özel çabaya gerek olmadan büyüyen bitkinin insanı hayrete düşüren bir hayatta kalma ihtirası var, inadı var. Sanki çirkinliğinin hırsıyla büyüyor. Kökünü en derine salıyor ki kimseler çekip çıkaramasın. Hızla alana yayılıyor ki aman başka hiçbir bitki çiçek yaşayamasın. Semiriyor ha gayret. Toprağın bütün suyunu emiyor ki aman başkalarına beslenecek bir damla su kalmasın. Nihayet güneşte gururla parlıyor, oldum ben diye. İnsanın bıkkın ve müstesni bir bravo diyesi geliyor. Ama Hüdayi Nabit'in tabiatında utanmak yok. Bu müstekreh bravoyu böbürlenerek kabul ediyor. Oysa papatya kendine şu kadarcık yer bakıyor toprakta. Gelincik büyümesine müsaade etsin diye başını önüne eğip Hüdayi Nabit'in etrafından dolanmaya çalışıyor. Menekşe güneş bulma derdinde bu haris bitkinin domur domur yapraklarının belalı gölgesinden kurtulup Ebruli sarmaşık öte tarafa kaçıyor, uzakta bir duvar arıyor kendine tırmanacak. Bahçede herkes yaka silkiyor bu Hüdayi Nabit'ten de kimse kavgaya tutuşmayı terbiyesine sığdıramıyor. Sürüp giden sınırsız arsızlık önce tiksinti yaratıyor bahçede, sonra da bıkkınlık. Durumumuz böyle. Ve söylemek gerek, bu ülkede tarih boyunca kimsenin yerlere çalınan itibarı iade edilmemiştir. Hiçbir zarar tazmin edilmemiştir. Hiçbir suç için hakkınca özür dilenmemiştir. Ve hiçbir papatyaya, menekşeye zarafetinizle bizi çok mahcup ettiniz denmemiştir. O Hüdayi Nabit'in tokatlanıp köklenip çıkarılmış yerine başka bir Hüdayi Nabit gelmiştir. Daha ziyade moda esprideki gibi şöyle bir konuşma geçmiştir ve geçecektir Hüdayi Nabit'lerin arasında. İyi büyüdük. Yok yok güzel büyüdük. Bayağı süper büyüdük. Bravo.